Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın, 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 günaydın. Aragaz başladı efendim. 8 Aralık Perşembe günüsü Kadir Şöptemir ve Pascal Numa hizmetinizde. Pascal günaydın bro. Baba günaydın. Ne yapıyorsun? Halin, keyfiyetin nasıl Pascal? Normal abi. Sen nasılsın? Ya nasılsın bro? Geldik yine ekmeğimizin peşindeyiz. Çene suyuna çorbaya devam kardeşim. Hep böyle bir tane. Beton ormana ekmek parası kazanmaya giderken eşlikçi olarak bizi seçen herkese binlerce, yüz binlerce, milyonlarca teşekkür. Allah sizden razı olsun. Pişman olmayacaksın. 10 numara 5 yıldız iş çıkartacağız size inşallah. Negatif vereceğiz, pozitif vereceğiz. Sıkıntı yok abi. Pascal, yol durumunu öğrenmek üzere helikopterden trafikçi Haydar'a bağlanalım mı kardeşim? Tabii babuş ya. Hatta mı? Hatta bekliyor. Alo, helikopterden trafikçi Haydar orada mısın? Yıldızlı semalardaki Haşmet ne güzel şey diyen şaire nazire yaparcasına, gökyüzünü kaplayıp bize ayı bile göstermeyen kış bulutlarının arasından, sisin, pusun ve melankolinin mevsimi kış göklerinden, rüyalardan yapılmış bulutların hayallerimizi gökyüzünden akışladığı, tüten her evin bacasından yükselen umutların martı kanatlarına takılarak boşluğa savrulduğu İstanbul şehrinin göklerinden hepinize sevgiler, saygılar. Ben helikopterden trafikçi Haydar. Alo Haydar, trafik nasıl İstanbul'da? İstanbul'da trafik şu anda trafik olmaktan çıkmış durumda. Yani buna trafik denemez. Aa, ne denir Haydar? İstanbul'un trafiği şu an dürüm olmuş durumda. İçinde her şey var. Karma karışık, hiçbir yere gitmek mümkün değil. An itibariyle sürücüler kontak kapattılar. Zincirlikuyu köprü kavşağında, köprü girişinde ördek bekleyen minibüsler yüzünden trafik Karadeniz kıyılarına yanaştı. Bu arada Levent'te metro site önünde park etmeye çalışan bir bayan sürücü geri geri iki arabanın arasına girmeye çalışırken geri geri Kilios'a kadar gittiği için Büyükdere Caddesi iptal. Hem şu anda ana baba günü, kedi yavrusunu kaybetse bulamaz. Kavimler göçünden beri yollarda bu kadar çok insan görülmedi. Aydar, E5'te durum ne? E5'te şu anda ilginç gelişmeler oluyor. Bir denizaltı E5'te gidiyor. Denizaltı, E5. Ya yürü git kardeşim, olur mu? Saçmalama be. At arabası, ATV aracı, traktör, inşaat kamyonu, tırlardan sonra İstanbul trafiğine girmeyen bir denizaltı kalmıştı. O da tamam oldu. Denizaltı şu an periskopu çıkardı. Köprü girişi kalabalık mı onu kontrol ediyor. Lan oğlum lan ne oluyor lan? Haydar yine ne oldu? Denizaltı periskopu fazla çıkardı Çöptemir. Motor kuyruğumu kopardı. Yaktın beni kaptan. Düşüyorum. Aman Haydar aman. Boş bir yere düş. İstanbul'da boş bir yer bul. Ben her gün 10 defa düşerim paskanlığıma. Evet düşüyorum. Düşüyorum bakayım bir saniye. Evet denizaltının üstüne düştüm. Kaptan, periskop aşağı kaptan, periskop aşağı, alo. Allah Allah, Pascal Haydar yine düştü ya. Abi normal, adam havada duramıyor. Tüm bu çılgın kalabalık içerisinde kafayı yememeniz ve bir nebze olsun gülümsemeniz için efendim Kadir Çöpten'e, Pascal Numa 2 saat boyunca negatifinizi alıp pozitifi vermeye çalışacak. Pascal bro yapıştır Twitter adresinizi. Pascal askışgi Kadir. Pascal askışgi Kadir Twitter adresimiz. Tweet bekliyoruz bobo. İşiniz gücünüz rast gelsin, tabancanızdan ses gelsin, hadi bakayım. Aragaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. Pascal. Yes sir. Dinleyin sorusu var. Hemen bakalım abi. Bir daha ver Twitter adresini. Pascal Askışgi Kadir. Pascal Askışgi Kadir Twitter adresimiz. Evet Nergis diyor ki Kadir abi ünlü bir savaş pilotu olarak adını modern savaş tarihine yazdırdığını ve Tom Cruise'a Top Gun filminde savaş uçağı kullanmayı öğrettiğini neden bizden yıllarca gizledin diyor. Saçma şey. Aa Pascal, bro, lütfen. Nasıl? Gerçekten Almanların Kızıl Baronu'ndan sonra
adını savaş tarihine yazdırmış. İkinci savaş pilotuyum ben. Sen? Tabii. Savaş uçağı. Tabii. 10 numara kullanır. Bak benim parkım da iyidir. Tom Cruise? Yönetim mi? Evet. Beni aradı yönetmen. Adı neydi? Top Gun'ın yönetmeni mi? Evet. Şeydi ya o. Richard Huxtable. Sağlama. Aradı bu beni. Kadir abi dedi, Top Gun diye bir film çekiyoruz abi dedi. Çatlamalı patlamalı film dedi. Savaş uçakları var dedi. Bu Tom Cruise diye bir çömez var dedi. Yapımcının dedi kızını s*** galiba dedi. Kızı dedi babasına rica etmiş dedi. Bu başrolü kaptı dedi. Gazmanın da teki dedi. Gel şuna dedi bir oyunculuğu öğret abi gözünü seveyim. Bu savaş uçağı kullanmayı bilmiyor bu dedi. Sen de dedin. Olur gelirim sana senin için dedim. Sanat için gelirim. 7. sanat dedim. Atladım gittim. Sete gittim baktım bu Tom Cruise ondan sonra savaş uçağını kurcalayıp duruyor. Ne yapıyorsun lan çömez dedim. Uçağın fitesini arıyorum abi. Nerede bunun fitesi dedi. İnan uçaktan aşağı dedi. Fırlama kurcalama onu dedi. Tom Cruise ne dedi? Buyurun sıkıştır tamam abi kızma ya dedi. Bir tur atalım dedi heveslendik genciz dedi ya. Arka koltuğa attım bu Kalktık F-16 ile. Meksika sınırına kadar gittim geldim. Allah Arkada Allah. Arkada car car konuşuyor bu. Ben şöyle güzel bir delikanlıyım. Ben böyle şahane bir uçağa dalışa geçirip 9 şiddetinde G'yi uçağa bir yükledim. Bunun ağzından çıktı. Yemin ediyorum tavan camına yapıştı lavuğun. Hadi canım. Sonra ne oldu? Sonra ben bunu biraz uçmayı öğrettim. O sıra filmde rol icabı buna aşık olan kız geldi. Kadir abi dedi bu Tom Cruise denen gazma dedi aşk sahneden de duygusuz oynuyor dedi. Öpüşme sahnelerinde benim alt dudağı alıyor dedi. Mızır mızır dedi bırakmıyor dedi. Benim sevgilim var kıskanıyor dedi. Yemin ediyorum seti basacağım fırlayacağım lan o Tom denen dedi. Ayna suratı dedi karnından içeceğim dedi. Ona söyle rol icabı öpsün benim alt dudağı dedi alıp mızır mızır evi yüklemesin dedi. Ulan bu nasıl film ya? Çektim ben bu Tom Cruise'u. Dedim koçum dedim senin hatan dedim büyük oynuyorsun dedim. Büyük oynama dedim tiyatro değil burası dedim. Aşk sahnelerinde özellikle dedim. Duygulu bak kıza dedim. Bunlar sete geçtiler. Tom Cruise kıza bir baktı. Duygulu mu? Yok be kardeşim. Duygulu bakayım derken kola şişesine oturtmuşlar gibi baktı. Gözleri belerte belerte. Yönetmen geldi dedi ki Kadir abi gel şu rolü sen oyna gözünü seveyim dedi. Bizi bu gazmadan kurtar dedi. Kredi çekip bu filme yatırdık dedi. Film batarsa donumuza kadar alacaklar dedi. Ama oynamadım. Arkadaşım ben kimsenin ekmeğiyle oynamam kusura bakma yani. Ona da öyle söyledim. İttir kalktır Tom Cruise'u oynattık. Ya bazı tehlikeli sahnelerde Tom Cruise'un dublörü olarak kıyafet değiştirip ben oynadım. Sen dublör ve tehlikeli sahne. He? Evet. Tabii hani o Tom Cruise'un kızın evinde kıza zıpladığı sahne var ya. Evet. Onu ben oynadım. Makyajla beni Tom Cruise'e benzettiler. Oo! Nasıl güzel salladın mı Pascal? Oldu. Bu oldu abi. Bak güzel oldu. Ben sallıyorum farkındaysan. Evet abi. Aragaz. Eli işte, gözü oynaşta olan program. Pascal. Yes Kadir. Şu an stüdyomuzda kim var abi? Büyük başkan geldi abi. Evet hanımlar beyler. Türk ve dünya futbolunun en tepesindeki isim. Arıza, manyak ama çok büyük. Başkan. Sen Thunderbolt stüdyomuza teşrif ettiler. Büyük başkan hoş geldiniz. Bak şimdi bugün sakın bu radyo binasındaki merdivenleri kullanmayın yani. Niye ne oldu büyük başkanım? Mayın döşedim merdivenlere. Kulak edersiniz bak ona göre. Merdivenleri yok edene kadar durmak yok. Ya başkanım ya yapma böyle ya. Artık barış merdivenle. Barışmam. Merdivenler kalleştir. Yani merdiven kullanan bak terbiyesizdir. Gördüğüm yerde döverme. Büyük başkanım bu saçmalık bittiyse futbola geçelim ya. Beşiktaş Yaya Ture'yi alacakmış öyle misin? Bir bilginiz var mı? Var Kadir var. Fikret Başkan beni aradı. Büyük Başkanım Yaya Ture'yi almayı düşünüyorum ne dersin dedi. Sen ne dedin? Sen kapat ben arar konuşurum dedim. Aradım Yaya Ture'yi. Ne yapıyorsun Yaya Ture dedim. Yolda yürüyorum başkanım dedi. Oğlum artık para kazandın kendine bir araba al. Bak bırak bu yayalığı Yaya Ture dedim. Yaya Ture'nin adı oradan mı geliyor Büyük Başkanım? Tabii onun adı Yaya değil lakabı o. Anladım. Her yere yayan gidiyor. O yüzden Yaya Ture diyorlar. Anladık. Başkanım girecek mi peki? Gelecek anlaştık. Başkanım o zaman ben şimdi yürümeye başlıyorum. 2 aya kadar anca İstanbul'da olurum. Yani Beşiktaş'a yaya mı gelecekmiş başkanım? Evet.
Hayatta uçağa arabaya binmem ben başkanım dedi. Deplasmanlara bile yürüyerek gidiyorum. Takımdan bir hafta önce yola çıkıyorum ben dedi. Anladım. Başkanım, Fenerbahçe kimi transfer edecek? Fener'in transfer listesinde Barack Obama var. Barack Obama niye başkanım ya? Nasıl Barack Obama? Ben tavsiye ettim Fener'e. Ya bu adam boşa çıktı. Başkanlığa da alıştı. Tecrübesi var. Bunu takımın başına geçirin. Bu dikine bir adam bu. Uzun boylu iyi futbol oynatır dedim ben. Peki Barack Obama Fener'e yani hani yönetici mesela teknik direktör olarak mı gelecek başkanım? Evet. Evet Kadir. Aynen öyle. Obama'yı aradım. Seni Fener'e hoca yapacağım ama takımı dikine oynatacaksın dedim. O ne dedi başkan? Ben zaten hep dikine oynarım büyük başkanım. Oldu bu iş dedi. Yalnız orta sahaya dikine oynayacak bir transfer istiyorum dedi. E Salih var. Salih'i dikine oynat dedim ben. Başkanım o çocuk eline oynamaya alışmış. Ondan artık dikine oyun çıkmaz dedi. Sana çok yetenekli bir oyuncu getireceğim dedi bana. Aa bak merak ettik. Kimi getirecekmiş? Şampen'i Fener'e stoper olarak getireceğim başkanım. Çok büyük oyuncu. Oscar'ı da var dedi. Ama başkanım ya. Şampen stoper mi oynayacak? Olmaz öyle ya. Saçma şey ya. Aziz başkan kabul etmez. Aradım Aziz başkanı. Şampen'i Fener'e stoper getiriyorum dedim. Aziz başkan ne dedi? Ya büyük başkan. Ya bir sen eksiktin. Ya bu dik avukat da George Clooney'i defansa istedi. Kafayı mı yediniz siz abicim dedi. Kızdı kapattı yani. Ama aklı. Kızar tabii ya. Başkanım Galatasaray transfer var mı? Var var. İlker'in Hollanda'daki emmisine 10.000 gulden para transfer etti. Traktör olacakmış emmisi. Başkan peki Başakşehir'e ne diyorsunuz ya? Başakşehir takımı başarı merdivenlerini teker teker tırmanmıyor mu? Merdivenleri mi? Niye tırmanıyor? Merdiven, merdiven. Kadir ya. Ya büyük başkanım o elinizdeki şişe nedir? Allah aşkına söyleyin ya. Asit atacağım lan yüzünüze. Vallahi yakacağım yüzünüzü. Bana merdiven demeyin demedin mi lan sen? Kadir, Kadir kaç. Ya abi ya. Ya, başkan, ya. Alçak lan kör köpekler. Gelin. Kaç, kaç. Aragaz. Didigal. Her an Pascal çıkabilir. Pascal. Gel diyor. Araştırmalara göre çocuğun anne babasıyla uyuması gelişimini olumsuz etkiliyormuştu. Ben öyle uyuyordum. Hep anne baba. Ha, demek ki teori doğru. Gelişimin gayet olumsuz etkilenmiş. Ayıp sana be. Ben az mı gelişmişim? Ya var bazı defoların tabii. Uzmanlar çocuğun anne babasıyla uyuması yerine bir uyku arkadaşıyla uyumasını öneriyorlarmıştı. Ne gibi arkadaş? Oğlum ne bileyim işte mesela oyuncak ayı falan yani. Hani büyük bir oyuncak ayıyla çocuğun uyumasını öneriyorlarmış. Olur mu lan öyle şey? Vallahi Pascal bence de saçmalığın daniskası. Çocuk öz ana babasıyla uyuyunca olumsuz etkileniyor. Çin malı peluş ayıyla uyuyunca olumlu mu etkileniyor yani? Abi istemem ben öyle. Ya bak bu uyku arkadaşı olayını hanımlar da sever Pascal. Aa evet bak doğru mesela hakikaten. Oyuncak ayıya, köpeğe, pembe pantere ona buna sarılıp uyur mesela hanımlar. Olamadık bir oyuncak ayı. Vallahi insan olduk. Şansa bak ya. Ondan sonra da hanımlar biz erkeklere niye bu kadar kabasın? Bak böyle şikayet geliyor. Yapmayın, etmeyin. Niye abi? Harbi kabayız. E kardeşim sen oyuncak ayıya sarılıp uyuyorsun ya. Sonra erkek arkadaşın ayılık yaptığı zaman şikayet ediyorsun. Oluyor mu ya o? Kadir. Bak ben böyle düşünmedim. Bak. Bir de oyuncak ayıyla erkek çocukları sakın uyutmayın bak onu söyleyeyim. Niye? Ne sakın derse var? Sene 1985. İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Eskişehir'e valideyi ziyarete gideceğim. Gece Topkapı'dan bindik otobüse gidiyoruz. O zamanlar iki şoför bir muavin uygulaması var. Şoförler biri uyuyor biri arabayı sürüyor. Sonra değişiyorlar. Süren gidiyor uyuyor falan uyuyan geliyor sürüyor. Ben otobüste hiç uyumam Pascal. Uyuyamıyorum daha doğrusu. Ben de uyurum abi. Var ya. Diskoya giderim orada duruyorum. Ya sonra ben sana insan değilsin diye kızıyorsun bro. Otobüs yolu. Ha. Şoförlerin değişim vakti geldi. Arka camın o tarafta, arka koltukların orada uyurdu yedek şoförler o zamanlar. Harbi tabii mi? Tabii. Koltuklar evet, cam arası. Evet, evet. Yani bu arka camla arka koltuklar arasında bir boşluk vardı. Orada uyurdu yedek şoför. Ondan sonra hatta giderken yolda arka koltukta gidenlerin ensesine o***du mesela. Sıkıntı çıkardı orada. Ya o ne ya? Göbek isterdim onlar ya. Onlar eski otobüsler, gençler. Pascal yani yok böyle şeyler. Otobüslerde uçak gibi oldu. Neyse şoförlerin değişim saati geldi. Uyuyan şoför arkadan geldi. Şoföre değişecekler. O zaman adet şöyle. Şoförler değişeceği zaman durmuyorlar abi. Otobüs giderken değişiyorlar. Ya neler? Oğlum kaza olur. Yok abi onun bir tekniği var.
Ya gösteririm ama radyodayız, şimdi kimse görmez. Bunlar değiştiler. Uyumaya giden pala bıyıklı şoför abi muavine oyuncak pembe panterimi getir dedi. Oyuncak lan mı uyuyor? Abi o yarma pala bıyıklı kapılardan sığmayan abi. Aldı oyuncak pembe panteri. Arka camın içine sarılıp uyudu ya. Abi ne adamlar var. O yüzden erkek çocuğu oyuncak ayıyla, oyuncak pembe panterle falan yapmayın. Yapmayın. Uyurken yorganı bacağın arasına sıkıştırsın. Ondan sonra öyle uyusun en fazla yani. En fazla. Niye? İşte öyle yani. Ayıya mayıya sarılmasın. İyi peki. Aragaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Pascal. Geldi. Şu an stüdyomuzda kim var? Canavar kadın geldi. Ay canavar seni sülalendir. Orangutan mamutu. Ay terliksi hayvan. Ay mitoz bölünme sonucu dünyaya gelmiş mahluk. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Ne lan bu? Hanımlar beyler, Plaza Frigiti Canavar Cavidan Hanım stüdyomuzu şereflendirdiler. Ay hayır, anlamıyorum. Yani sen kimsin ki ben seni şereflendireyim? Evet, böyle benim şöyle bir nazlı bakışıma muhatap olmak bile bir şereftir ama sizin gibi böyle ilk insanların ilki, evrimsel hata sonucu yeryüzünde varlığını sürdüren mahluklara ben niye güzel bakayım? Hoş. Kadir, bu Kadir kafayı yemiş. Yani hemen böyle çift anlamlı laflar, çirkin imalar, böyle üstü örtülü göndermeler, insan olun biraz diyeceğim ama böyle sizi de fazla zorlamak istemiyorum yani. Ya Cavidan Hanım, neden siz koltuk değneğiyle geldiniz bu arada? Ay Kadir, sorma. Ben ağlarım. Sorma onu. Sorma. Niye sormasın ya? Ne oldu bacağına? Kırdı mı? Hayır. Beni köpek ısırdı. Aa, nerede, ne zaman? Sizin gibi bir hayvan seri köpek nasıl ısırır ya? Ay ben sokaktaki kedilere mama veriyordum. O sırada böyle bir tane köpek çıktı geldi. Kedilere bıraktığı mamaları yemeye başladı. Ay, your sweetie, tatlı köpüş. Onlar senin değil, kedilerin. Yeme onları bakayım dedim. Hart danak bacağımı ısırdı. Aa, geçmiş olsun. Üzüldüm valla. Neden ısırdı? Vay, çünkü o da erkek köpekti. O da böyle sizin gibi ilkel, ilk köpeklerin ilki. Ha, dişi olsa ısırmazdı bir kere. Cavidan Hanım, bakın hala pek çok dinleyicimiz hala sizin bu agresif tavrınıza rağmen size evlenme teklif etmekten vazgeçmiyor. Saydık şu ana kadar 150 kişi var. Yok öyle armut piş ağzıma düş Kadir Bey. Ben kendimi geliştirene kadar neler neler çektim. Böyle bir plazanın en alt katından 32. katına gelene kadar yıllarımı verdim. Gusto edindim, tarzımı geliştirdim, CFO yardımcısı oldum. Böyle leğen kemiklerimi eğletip 18 yaşındaki bir genç kızın duruşunu edindim. Alnıma böyle silikon sıktırıp kırışıklıkları, kaz ayaklarımı böyle yok ettim. Ay, internetten bir kere ayakkabı alışverişime ayda 2000 TL para harcıyorum ben. Yani iç giyim masrafım hep marka, hep marka 650 dolar. E net 7500 TL maaşım var şu an. E böyle bir kadınla tabii ki Harold'un yani herkes evlenmek ister. Ha, ben çile çekeyim, böyle belli bir seviyeye geleyim. Sonra gelsin bir ilk insanların ilki bana böyle sahip olsun, öyle mi? Yok öyle yağma efendim. Al bak, bunu alırlar. Kadir, bu ne? Buna biz kol saati diyoruz Pasko. İlginç. Cavidan Hanım, peki sizin gönlünüzü çalan biri çıkmadı mı hiç ya? Ay, çıkmaz mı çıkmaz mı, çıktı. O zamanlar böyle gençtim. Plazalar dünyasına da ben böyle yabancıydım. Holding'in CFO yardımcısı Tanzer Bey vardı. Bu böyle bodybuilding falan çalışıyor, tenis oynuyor. Londra'da böyle bu London School of Economics mezunu LSE. Yani böyle husky cinsi Sibirya kurt köpeğiyle her gün yürüyüş yapıyor. Klasik araba koleksiyonum var deyince ben tabii ki dayanamadım. Evine gittik klasik araba koleksiyonunu görmeye. Meğer gerçek araba değil, oyuncak arabaymış. İskoçya'dan fiskileri aldım, içer miyiz dedi bana. Ondan sonrasını da hatırlamıyorum. Çok trikli ya. Yani o İngiliz takım elbisenin içinde bir ilkel olduğunu ben nereden bilebilirdim ki? Çok medeni görünüyordu, böyle seçkindi, yakışıklıydı, ay kariyerliydi. Ben de tabii çok gençtim, kapıldım. O günden sonra bir daha bana selam bile vermedi Tanzer. Şimdi bir finans yatırım şirketinde CEO olmuş diye duydum.
Ama Cavidan Hanım, bütün erkekler onun gibi değildir. Tanzer gibidir, ilkeldir, mamuttur, orangotandır, ilk insanların ilkidir. Ay erkek deyince benim tüylerim ürperiyor. Ay burası yine ekşi ekşi erkek kokuyor. Ay midem kalktı testosteron bastı yine. Ay gidip kusayım ben. Aragaz. Aragaz. Paskal. Geldi hocam. Bizim Instagram adreslerimiz neydi? Bir ver bakalım. Pnuma21. Paskal Numa'nın Instagram adresi Pnuma21. Benimki de... Kadir Çöpdemir. Kadir Çöpdemir de benim Instagram adresim. Bekleriz efendim. Şöyle güzel güzel tweetler de atın ayrıca bizim buradaki adresimize. Neyse efendim, dinleyici soruyor. Adı Neslihan. Diyor ki... Sevgili Kadir ve Paskal, erkek arkadaşım ben araba kullanırken tedirgin oluyor. Bana güvenmiyor mu diyor. Ay çok kayıp. Güvenmesi lazım. Ben güvenirim. Ama Paskal, bu güvenle alakalı bir şey değil ki ya. Nereye alakalı? Ya şimdi biz biliyorsun cinsiyetçi bakış açısına karşıyız. Sırf kadın olduğu için bir insanın bir şeyleri beceremeyeceğini düşünmek dünyanın en aptalca şeyi yani. Ağzın bal yesin ya. Ama kardeşim, buna rağmen bir kadın araba kullanırken ben de tedirgin oluyorum yani. Niye? Yaşadıklarım yüzünden. Ne yaşadın? Ya şimdi Paskal, gözümüzde bir canlandıralım. Hanımefendi kullanıyor. Biz de yan koltuktayız ve İstanbul trafiğindeyiz. Ne var? Aracı kullanan bayan şoför başka bir araçla takışıyor. Hı. Kornaya basıp tepki koyuyor. Kapıştığı araç da kornaya basıyor. Bizim hanım şoför daha ısrarlı kornaya basıyor. Öteki araç da basıyor. Bizim bayan şoför hareket çekiyor. Takıştığı araç da bizim aracın önünü kesiyor. Eyvah eyvah. Araçtaki 3 adam inip bizim araca geliyor. Abi bakıyorlar arabayı süren bir hanım. Ne yapıyorlar o zaman? Ne yapıyorlar? Ya hanımefendiye bir şiddet uygulayamıyorlar. Direkt yandaki erkeğe dalıyorlar. Beni böyle 2 kere kapıyı açmaya gerek görmeden camdan aldılar, dövdüler pasta. Yapma ya. Evet. Ya da diyelim ki aracı kullanan hanımefendi araçtan indi. Öteki araçtakilerle polemiğe girdi. Sen sığır gibi arabada oturmaya devam edemeyeceğine göre ister istemez araçtan iniyorsun. Sen alttan alıp hanımefendi agresif olunca aa kadına bak yandaki Kamil'den daha delikanlı diyorlar. Sonuç dayağı yiyen yine sen oluyorsun. Evet abi, çok doğru. Ben böyle düşünmedim. Ya bitmedi. Bitme. Diyelim ki aracı kullanan hanımefendi öndeki arabaya arkadan çarptı. Yine sen iniyorsun. Yine öndeki araçta polemiğe sen giriyorsun. Eşek gibi hasar tutan krokiyi sen çiziyorsun. Sonuç giren çıkan yandaki koltuktaki adama. Şansın yok yani. Abi zeyni başıldı. Vallahi sağ ol. Abi o yüzden hanımlar, siz araba kullanırken size güvenmediğimizden değil, yan tarafta ırgalanıp duran adamı eleştirmeyin. O başına gelecekleri bildiği için bir empati yapalım ya. Aragaz. Çikolata renkli program. Aragaz. Paskal. Gel canım. Şu an stüdyomuzda kim var canım? Dilber Hoca geldi. Evet hanımlar beyler. Yeryüzüne düşen ilk bilgi taneci. Allame-i Cihan. Bir bilim şövalyesi. Cehalet paratoneri. Medarı iftiharımız. Profesör, Doktor Dilber Kortaylı hocamız stüdyomuzu şereflendirdi. Hocam hoş geldin. Yani hoş bulmasına hoş bulduk, evet. Hoş gelmesine hoş geldik, evet, ama ay bu nedir Allah aşkına, baksana. Latte istedim, yağsız süt olsun dedim. Latte'nin üstü böyle camış yoğurdu gibi kaymağı kesmiş yine. Ay, bir latte bile yapamayacak kadar cahillerle nereye kadar Paskal? Pardon? Dilber hocam sinirlendiniz sabah sabah. Ya canınızı sıkan bir şey mi var? Kadir, yani dün gece ilham ve algı kapılarımı aralamak için ineyim sahilde biraz yürüyeyim dedim. Bebek parkında sokak köpekleri etrafımı sardı. Yani tamam, köpek dersin, hisli hayvan dersin, binlerce yıldır insanın dostu dersin ama köpek de cahil bir hayvan ve bunu anladım. O nereden çıktı şimdi ya? Etrafımı sarınca ben bu köpeklere dedim ki, yani havdır hırdır bunlar nereye kadar? Hani şu beyninizi binlerce yıldır kullanmayı öğrenemediniz. Hala böyle kemik yalamalar, hala kuyruk sallamalar. Geliştirin kendinizi artık, ayıp ayıp dedim. Aa, köpekler dile mi geldi? Ne dediler size hocam? Vallahi Kadir... ...den hard diye ısırdılar beni... ...yani böyle elma şekeri gibi... ...yaladılar sonra beni... ...çok hayvan gördüm... ...çok hayvan tanıdım ama... ...ben köpek kadar cahil hayvan görmedim...
Ya Dilber hocam alakası olacak ama sizin sinema sanatına büyük merakınız var değil mi? Yani tabii ki yani sinema büyük bir sanattır. Bugün bir Alaska Frigo dendi mi ben hala ağlarım. Sonra gazoz satan adamın böyle açacağı gazoz şişesine sürte sürte tırt diye ses çıkartıp sıralar arasında dolaşması. Kalmadı o değerler artık. Bak benim de gözlerim doldu. Hocam sizi etkileyen filmlerden konuşsak ya. Tabii bak bak bu güzel konu. Aferin Kadir hep böyle entelektüel şeyler sor bana. Geriye dönüp sinema sanatıyla münasebetini gözden geçirdiğim vakit fark ediyorum ki hani beni etkileyen ilk film Emmanuel filmidir. Özellikle Emmanuel 1. Bildiğimiz Emmanuel. Evet Sylvia Kristel. Ay o kadın da öldü gitti biliyorsun Kadir. Ben Emmanuel 1 filmini seyrettiğim zaman böyle sinemanın büyüsüne kapıldım. Hocam biz de o filmi seyrettik. Biz de kapıldık ama o Emmanuel'in büyüsü olmasın o ya. Yani o uçak sahnesi nedir Kadir? Hala hatırladıkça heyecandan böyle kıl diplerimden ter boşanıyor. Harika bir plan çekmiş yönetmen. Başka hangi film var? Yani Yeşilçam'ı da tabii es geçmemek lazım. Bir Hadi Çaman'ın oynadığı İsmet Bu Ne Kısmet filmi hala hafızamdadır. Bir Aydemir Akbaş mesela Ayıkla Beni Hüsnü filmindeki performansı unutulmaz. Bir Kazım Kartal, bir Behçet Nacar Parçala Behçet filmi. Fransız noir filmleri kadar güzel filmdi. Truffaut Tarkovski gibi yani bambaşkaydı. Sonra efendim yine gençlik yıllarımda Aksaray'da 3 film devamlı oynatılan Güneş Sineması'nda izlediğim Boyacı Fırçan ne güzel filmi. Güneş Sineması da yıkıldı gitti biliyorsun Kadir. Bir sinema mabedi alışveriş merkezi oldu. Aa vallahi bilmiyorum ben orayı hocam hiç gitmedim ben oraya. O zaman sen Beyoğlu'nda Alkazar veya Rüya Sineması'na gidiyordun değil mi? Onlar 2 film devamlı oynatırlardı. Bak ben Güneş Sineması'na giderdim 3 film devamlıydı biri de konuluydu. Hocam ben daha çok Avrupa sineması, spagetti, western falan sevdim ya gençlikte. Ya Kadir, spagettiyle sinema. Ne alaka lan? Al işte bir kara cahil daha. Yani İtalyanların çektiği western filmlerine spagetti western denir. Bak western dedik yine 70'lerde atını seven cowboy filmi. Ben de derin izler bırakmıştır Kadir. Hala çok önemserim atını seven cowboy filmini. O nasıl oluyor ya? Ya ben sonra sana izah edeceğim. Birazdan devam edeceğiz merak etme. Ay Kadir senin arşivin güzeldir. Sen de bu Ali Poyrazoğlu'nun oynadığı Kokla Beni Melahat filmi var mı acaba? Bakacağız hocam bakacağız. Bir ara bulacağız vereceğiz merak etmeyin. Ay Pascal sen de bazıları cacık severi izledin mi? Kadir kafayı yedir. Hadi araya bir şey sok abi uzadı bu iş hadi abi. Aragaz. Her friki of. Gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Pascal. Geldi efendim. Gelen tweetlere bakalım hocam. Hadi bakalım abi. Yapıştır Twitter adresimize. Pascal Askışki Kadir. Pascal Askışki Kadir. Efendim Twitter adresimiz. Deniz demiş ki siz birbirinizi nerelerden buldunuz Allah aşkına koptuk gülmekten. Bizi mi diyor? Evet. Ne kadar? Bir araya getirdi. Ne kaderi yavrum doğruyu söyle. Şimdi bu futbolu bıraktı ya. Barayı da karılarla yedi. Fransa'yı dönüp babasına yığıldı. Adamcağız buna bakmaktan ifla kesince bunu İstanbul'a yolladı. Bu benim kapımın önüne bıraktılar bunu kaçtılar. Sabah evden çıkarken kapının önünde buldum ben bunu. Eray diyor ki Kadir abi gençken Vatikan'da İsviçreli muhafız olarak görev yaptın neden bizden gizledin? Yok artık yaptım demek hadi. Yaptım Pascal. Vaktinde İsviçreli muhafızlardan biriydim ben. Üstelik İsviçreli olmadığım halde bak beni seçti. İsviçreli muhafızların içindeki tek Elazığlıydım ben. Öyle diyeyim ben sana yani Pascal. Niye bıraktın? Abi biliyorsun bu İsviçreli muhafızlar da asker. Papa'nın muhafızları bunlar. Evet. Şimdi askerde Tugay flamasını çalıp genelkurmaya götürürsen ters olursun diye bir geyik var ya. Evet duydum onu. İşte ben de yıldım bir süre sonra. Vatikan'da filama falan da yok. Ben de Papa'nın cübbesini arakladım. Kime götürdün? İşte onu bulamadım elimde patladı. Tekrar Papa'ya vermek de mantıklı gelmedi. O arada fark etmişler. Beni bir dövdüler yediğim dayağı ben bile beğendim öyle söyleyeyim.
Onur demiş ki Kadir abi bir zamanlar Veli Efendi'nin nalbant olduğunu ve bütün atlara nal çaktığını neden bizden gizledi? Sen nalbant mıydın? Tabii tabii yıllarca Veli Efendi'nin nalbantlık yaptım. Atlara nal çaktım. Onur ne demek istediğimi anlamadım sanma yavrum. E niye bıraktın bunu? Ya bir kış geldi. Yarış atları da çok zarif hayvanlar. Sevmemek imkansız. Baktım kış sert geçiyor. Anneme atların ayakları için yün patik ördürdüm. Bütün yarış atlarına giydirdim. E, banko favori olan at ayağındaki yün patikle yarışı sonucu bitirince beni nalladılar, kaçtım oradan Pascal. Abi senin hayat var ya macera filmiydi. Abi bak biz bu hayatta seyirci değil oyuncu olmayı tercih ettik. O yüzden başımızdan kuştan gayrısı öttü yani. Ottan gayrısı da bitti. Pascal saate bir bak ya. Aa, kalk baba ya. Hadi kalk yani ya. Hanımlar beyler bugünlük biz kaçar. Efendim artık bugünlük bu pozitifle idare edin. Yarın kalan pozitifleriniz eksik kaldıysa eğer tamamlarız. Yarın Allah nasip ederse sıhhat afiyet verirse kaldığımız yerden devam etmek üzere. Paka paka. Bye bye. Aman Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.